Ben zaten Erdoğan'ın grup toplantısında muhtemel bir sahip çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu o yayında da söylemiştim. Çünkü Erdoğan bu tartışmada ya da bu kavgada kontrolü kaybetmek istemiyor. Yani kendisinin kontrolünde bir mesafe yol almayı birinci öncelik haline getirmiş. O grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya sahip çıkmamış olsaydı kavga çok hızlı bir şekilde su yüzüne çıkacaktı. Muhtemelen Erdoğan da kontrolü kaybedecekti. Şimdi Erdoğan için en önemli şey bu mevcut ittifak onun kontrolü olmadan, yani onun kontrolü dışında bir bozuntuya uğramaması. Çünkü bozuntuya uğradığı an hem Türkiye'deki kontrolü kaybediyor hem de iktidardaki kontrolü kaybediyor. MHP'nin ya da Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın bir tavrından dolayı kopmaları durumunda toparlayamayacak aşama geliyor. O yüzden ben grup toplantısındaki Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya yaptığı sahip çıkışı çok yüzeysel, çok göstermelik olduğunu düşünüyorum. Şuradan, nereden çıkarıyorum bunu? Biz biliyoruz ki Erdoğan'ın hakikaten iktidara yapılan yönelik saldırılar ya da iktidara yönelik eleştiriler ya da arkasında bilmem Türkiye'ye saldırıdır diye gördüğü herhangi bir olayı köpürte köpürte saatlerce kullandığını her konuda biliyoruz. Yani ortalama bir muhabirin bir sözünü de alıp saatlerce onun üzerinde Türkiye'ye saldırı var falan diye kullanıyor. Ya da diyelim bir gazeteci dil sürçmesi sonucunda veyahut bir siyasetçinin dil sürçmesi sonucunda ortaya çıkan yanlış bir cümleyi de alıp saatlerce kullanıyor. Fakat grup toplantısında, o kadar uzun bir grup toplantısında Süleyman Soylu bir cümle geçti orada. O da sadece yanındayız falan, ama ben o grup toplantısının önemli bir kısmının Süleyman Soylulara tehdit olduğunu içerdiğini düşünüyorum.